Çankırı ilimize 156 milyonluk yatırım planlamışız. Bu yatırımlar başarılı bir şekilde devam ediyor. Bugünkü il değerlendirme toplantımızda bu 156 milyonluk yatırıma ilave olarak 244 milyonluk yeni yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Çankırı'daki Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırımlarını 400 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Ve Çankırı'mıza en fazla ağırlık verdiğimiz konulardan bir tanesi güçlendirme çalışmaları. Şu ana kadar 52 okulumuzun güçlendirmesini tamamlamışız. 22 okulumuzun güçlendirmesini de bu değerlendirme toplantısında planımıza aldık. İnşallah bir sonraki eğitim öğretim yılında Çankırı'da güçlendirmeye ihtiyacı olan hiçbir okulumuz kalmayacak. Bu çok önemli. Atkaracılar ilçemizde yine bu kapsamda 14 derslikli bir anaokulu, ilkokul ve ortaokul yapım kararı verdik. Çankırı ilimizde mevcut merkezde ve ilçelerde doğalgaza erişim olup da dönüşümü yapılmayan hiçbir okulumuzu bırakmayacağız. Gerekli ödenekleri gönderdik. Bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde, önümüzdeki aylar içerisinde bir şekilde erişimi olan, yeni olan ilçelerimizdeki okullarımızın hepsinde dönüşümünü tamamlayacağız. Onu da yatırım programımıza dahil ediyoruz. Yine orta ilçemize bir anaokulu. Biliyorsunuz okul öncesi eğitimi erişimi artırmak için tüm illerimizde anaokulları, bağımsız anaokulları yapmaya, ana sınıflar açmaya büyük bir gayret sarf ediyoruz. Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde bu projeyi inşallah 2022 yılının sonuna kadar tamamlayacağız. 3000 tane yeni anaokulu, 40.000 tane yeni ana sınıf yapacağız, açacağız. Bu kapsamda orta ilçeye bir anaokulu, merkeze 3 tane yeni bağımsız anaokulu, bir de Şabanözü ilçemize bir anaokulu inşallah yapacağız. Bunu da yatırım bütçemize koymuş olduk. Yine Şabanözü ilçemize bir ortaokul yapacağız. Bir de Kurşunlu ilçemize hem anaokulu hem de halk eğitim merkezi binasının bir arada olduğu bir yeni bir yapı inşallah kavuşturmuş olacağız. Böylece konuşmanın başında ifade ettiğim gibi Çankırı ilimizin Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını iki katından fazlasına çıkartmış oluyoruz. Yani 156 milyonluk yatırımı 400 milyona çıkartmış oluyoruz. Ben inanıyorum ki bu işlemler gerçekleşene kadar bu 400 milyon da çok üzerine çıkacaktır. İstediğim şey hükümetimizin en fazla bütçe ayırdığı bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. İstiyoruz ki hızlı bir şekilde bu eğitim yatırımlarını realize edelim ve öğrencilerimiz çok daha güzel ortamlarda, çok daha kaliteli, verimli bir şekilde eğitim öğretimlerinde devam etsinler. Bakanlık olarak daha önceden Çankırı'mızı desteklediğimiz gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Ben bu yatırımların hepsinin Çankırı ilimize, ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Tekrar bu süreçleri koordine eden başarılı bir şekilde Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Sürekli süreçleri birlikte koordine ediyoruz.